I think our club has always the target to be one of the best team in the league. Evet, aslında amacımız her zaman iyi bir sezon geçirmek ve sahada iyi bir futbol ortaya koymak. Yaptığımız güçlü başlangıç da bize bu amacı takip etmede oldukça yardımcı oldu. Aslında her sezon bu kulübün amacı ligi bitirebildiği en yüksek yerde bitirmek, bitirebildiği en yüksek pozisyonda bitirmek ve biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, belki finansal olarak bazı kulüplerin bizden daha fazla potansiyeli olabilir ama bununla alakalı bizim herhangi bir endişemiz yok. Biz sadece çalışmaya devam edip her sene olduğu gibi ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmeye odaklanıyoruz. We are working good after a good week of rest. Everybody is focused on the work and everybody is prepared to restart the league as we finish. Evet, zorlu bir süreç bizi bekliyor. Birçok maç oynayacağız, kupa maçları da dahil olmak üzere ve başlangıçların önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Buradaki yaptığımız bütün hazırlıklar bu başlangıcı yapabilmek ve yoğun fikstüre kendimizi hazırlayabilmek için. Buradaki çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Bir hafta dinlendikten sonra şimdi herkes tekrar futbola odaklanmış durumda ve lige yaptığımız güçlü başlangıcı tekrar etmek için çalışıyoruz. It's a very tough league. Every team are very close from each other. There are not so much points difference between the teams. So yeah, I think it's too early to say if we can do it, but of course we want it so much. Öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyleyebilirim. Bunu söylemek zorundayım. Ama bildiğiniz gibi kupa çok zorlu bir yolculuk. Geçen senelerde yarı finale kadar ulaştık. Fakat yarı finalden ötesine geçemedik. Final oynayamadık. Bu yolculukta da çok büyük takımlara karşı oynamadık. Bu kupa yolculuğunda, yarı finale ulaştığımız yolculukta. O yüzden şimdiden Türkiye Kupası ile ilgili bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Ve bizi bekleyen birçok maç var önümüzde. Ligle alakalı da bütün takımlar birbirine çok yakın seviyede. Ve bunu lig sıralamasından da görebiliyorsunuz. Hepsinin puanı birbirine oldukça yakın. Neredeyse eşit puandalar. O yüzden ligle alakalı da önümüzde 17 maç varken bir şey söylemek çok erken. Bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi bilmiyorum. Ama bunu çok fazla istediğimizi söyleyebilirim. And it's good when a coach bring his experience and his trophies in a club like Saint Paşa. Aslında ilk hissettiğim şey çok tecrübeli oldu ve onun tecrübelerini bizimle paylaştığıydı. Ben 33 yaşında tecrübeli bir oyuncuyum ama benim için dahi böyle bir hocayla çalışmak oldukça önemli. Kazandığı kupalar, kazandığı başarılar ve bu başarıları kazandığı zamanki tecrübelerini bize aktarması, bize öğretmesi hem genç oyuncular için çok iyi hem de kadrodaki bütün oyuncular için çok iyi. Genç oyuncular için bir örnek aynı zamanda. O yüzden onun tecrübelerinden yararlandığımız için iyi hissediyoruz. I want to say also that of course they were not only these two players. Was the work of all the team, but of course they when you score a lot of goals like Mbaye and make the difference like Trezi in every game, of course it helps a lot. And in this kind of team, of course you have a player like Vishka that I didn't know before. Was also Cengiz last season. He went to AS Roma, so I think many players and also young Turkish players are gonna follow the example of Cengiz. I'm thinking about the player of Trabzonspor, Abdulkadir and Yusuf. They for me they are really young and talented players and. If they are serious, they for sure they're gonna have a great career even in Europe. Evet, Türkiye Ligi'nin geldiğimden beri sürekli geliştiğini düşünüyorum. Sürekli gelişmekte olan bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben Fransa'dayken Türkiye Ligi'ni çok fazla takip etmiyordum. Fakat Türkiye Ligi'ne geldim ve oynamaya başladım. Oynadığım yıllar içerisinde de şu ana kadar Fransa'da da Türk futboluna ilginin arttığını görebiliyorum. İnsanlar Türk futbolunu daha fazla takip etmeye başladı ve bu lig için oldukça iyi bir durum. Burada çalışan teknik direktörler daha fazla tecrübe kazanıyor. Oyuncular daha fazla tecrübe kazanıyor.
Yeni takımlar geliyor, Başakşehir gibi. Evet, belki bu sene Avrupa'da yollarına devam etmiyorlar ama seneye tekrar Avrupa'da olacaklar. Ve daha iyi şeyler yapabilirler. Daha fazla takım yarışa ortak oluyor. Ve bu takımlarda gerçekten iyi oyuncular var. Birçok yetenekli oyuncu var. Ben buraya gelmeden önce Başakşehir'de oynayan Vişka'yı tanımıyordum. Fakat geldikten sonra Vişka'nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördüm. Aynı zamanda önümüzde Cengiz gibi bir örnek var. Başakşehir'de iyi performans gösterdikten sonra Roma'ya transfer oldu. İnanıyorum ki birçok genç, yetenekli Türk futbolcu Cengiz'in yolunu takip edeceklerdir ve kendilerine çok iyi bir kariyer planlayacaklar ve şekillendireceklerdir. Trabzonspor'daki genç oyuncular Abdülkadir, Yusuf oldukça iyi oyuncular. İşlerini ciddiye aldıkları sürece Avrupa'da gayet iyi bir kariyer yapabileceklerine inanıyorum. Praying for the fight of the second phase. Like I say before, every team is very close. If you win two games in a row, you can be on the top. If you are losing, you can go down very fast. So I think it will be a very tough second round. As you say, Beşiktaş and Başakşehir, they got two big players. Maybe the other team are gonna take also big players, so yeah, we are gonna continue our way, our work, and yeah, we're gonna see what happened, but I'm confident. Evet, çok normal bir durum çünkü bütün takımlar kendilerini ikinci yarıdaki mücadeleye hazırlıyorlar. Hem Başakşehir hem Beşiktaş oldukça büyük isimlerle anlaştılar. Robinho ve Burak Yılmaz. Oldukça sert bir ikinci yarı bizi bekliyor diye düşünüyorum. Belki diğer takımlar da onlar da başka isimlerle anlaşacaklar. Kadrolarını güçlendirmek ve ikinci yarıda en iyi şekilde mücadele edebilmek için. Biz de kendi yolumuzda gitmeye devam edeceğiz. Kendi yolumuzda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ben hem kendime hem de takıma güveniyorum. When you see the body that he has, he keep all the ball. He is so strong. He has a very good technique. He's a finisher. He can score. Yeah, he scored a lot of goals also in France. Against us, he scored. I think every game he played against us, he scored. So in France, definitely Ibrahimovic. He in Turkey. And now I know him since 3.5 years. Vişka is very good. He's a very good player. I know also in Konyaspor, he's not winger, but a player like Skubic is very difficult for a defender to take him because he's coming from behind and he's very offensive right back. Burak, of course, Burak is also strong striker. He scored many goals. He's also this kind of finisher. So there are many talented player. Quaresma is also a very good player. There are many player. You know, in Turkey, it's a big chance because every team has a talented player, big names, but also a player that before I didn't know and I discover time after time. And that's it. Fransa'dan konuşmak gerekirse kesinlikle Ibrahimovic. İnanılmaz güçlü. Çok iyi bir tekniği var ve harika bir bitirici. Fransa'da birçok gol attı. Bize karşı oynadı her maçta benim oynadığım takıma gol attı zannedersem. O yüzden çok etkileyici performansları var ve çok etkileyici bir oyuncuydu. O yüzden Fransa konusunda kesinlikle İbrahimovic'i söyleyebilirim. Türkiye'ye gelecek olursak Vişka çok iyi bir oyuncu. Yaklaşık 3,5 senedir Vişka'yı tanıyorum. Buraya geldiğimden beri Vişka'yı tanıyorum. Ve oldukça iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Konya Spor'dan belki bir açık oyuncusu değil ama Skubic'in ismini söyleyebilirim. Oldukça hücumu seven, hücumcu bir bek ve çok fazla hata katılıyor. Onu savunmak zor olabiliyor bu durumlarda. Skubic'in iyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Burak Yılmaz'ın ismini söyleyebilirim. O da çok iyi bir bitirici ve her zaman kontrol altında tutulması gereken bir oyuncu ve çok kaliteli, yetenekli bir oyuncu. Birçok oyuncu var aslında ve bu Türkiye Ligi için bir şans bence. Çünkü neredeyse bütün takımların büyük isimleri var, büyük oyuncuları var ve çok yetenekli oyuncuları var. Hepsini ayrı ayrı sayabiliriz bütün takımlarda. O yüzden bunun Türkiye Ligi için bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü her takımın oyun değiştirebilecek, oyuna etki edebilecek oyuncuları var.
score many goals, but as you say, it's because also we take many risks, offensive risks. We have an offensive player who make the difference, and it's very good for a team to have this kind of player. But of course, we have to improve our defensive work, because as you say, we conceded too much goal, and if we conceded maybe 2-3 less goal, we're gonna have more points. So I think it's also our target as a defensive player. It's also my target to get less, to suffer less goal, and if we can continue to score so much goal, then we will have a great future. Evet, aslında söylediğiniz gibi çok fazla gol atan bir takımız ama aynı zamanda fazlasıyla da gol yedik. Belki bu hücumda aldığımız risklerden kaynaklanıyor olabilir. Çok fazla gol atma isteğimizden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü hücum yönünde oyunu etki edebilecek ve oyunu değiştirebilecek birçok oyuncumuz var. Ama işin defansif yönünde geliştirmemiz lazım. Daha az gol yememiz lazım. Baktığınızda eğer ligin ilk yarısında belki 2-3 tane daha az gol yemiş olsaydık, daha fazla puanımız olabilirdi şu anda. Ligin ilk yarısını daha fazla puanla bitirmiş olabilirdik. O yüzden işin bu yönünü geliştirmemiz lazım ve ben bir defans oyuncusu olarak tabii ki daha az gol yemeyi istiyorum. Bu takım olarak yapabileceğimiz bir şey. Ama bu şekilde gol atmaya devam ettiğimiz sürece, bu şekilde skor yapmaya devam ettiğimiz sürece işin defansif kısmını da geliştirirsek harika bir performans ortaya koymuş oluruz. I will be fit. I want to continue playing football. That's sure. I'm not lazy. I'm still motivated, and I think it's the most important for in my age. If I'm losing the motivation to train every day, to work every day, then it will show me that it's time to stop. But it's not the case now. I hope to continue at least 2 more years. After I will see. I'm feeling really good in Kasımpaşa, in Istanbul, in Turkey in general. I'm feeling good. My family adapt well, so now I don't think about changing or going in another club or in another country. I'm feeling good here and I want to continue like this. Benim için en önemli olan şey fit olabilmek, sağlıklı olabilmek. Tembel bir oyuncu değilim, çalışmaya devam ediyorum ve benim yaşımda aslında en önemli olan şeylerden birisi de çalışma motivasyonumuzu kaybetmemek. Ben bu motivasyonu kaybetmiş durumda değilim. Hala antrenman yapmak için, oynamak için motivasyonum var. Eğer bir gün bu motivasyonu kaybettiğimi hissedersem o zaman kariyerimi sonlandırmam gerektiğini de düşüneceğim. Ama şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum ve umarım önümüzdeki 2 yıl daha futbol oynamaya devam edebilirim. Kasımpaşa'da kendimi çok mutlu hissediyorum. Hem Kasımpaşa'da olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan, Türkiye'de bulunmaktan çok memnunum. Ailem de buraya oldukça iyi adapte olmuş durumda, uyum sağlamış durumda. O yüzden bununla alakalı şu anda çok fazla bir şey düşünmüyorum. Değişiklik yapmanın da bir gereği olduğunu düşünmüyorum bu kadar her şeyden memnunken. Kariyerimi devam ettirip daha sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. When we check the schedule for the next week, the second league game is against Başakşehir. So of course it will be a very crucial game. If we can get the 3 points in Başakşehir, of course we're gonna come closer to them. But you know, in the first phase we lost many points at home against Alanya, against Antalya, against Kayseri. So this kind of game we should at least take points, and we couldn't. This is what we have also to correct in the second phase. Don't lose so much point at home as we did, and after in the game against the direct opponents will be very important, and yeah, it will be difficult until the end. That's true. Evet, tabii ki çok kritik haftalar var. Oynayacağımız çok kritik maçlar var. Ligin ikinci yarısında oynayacağımız ikinci maç Başakşehir'e karşı ve bu maçtan alacağımız 3 puan bizi Başakşehir'e daha fazla yaklaştıracaktır. Ligin ilk yarısında yaptığımız bazı hatalar oldu. Kendi evimizde çok fazla puan kaybettik. Alanya Spor'a, Antalya Spor'a, Kayseri Spor'a yenildik.
bu puan kayıplarını yaşamamamız gerekiyor ligin ikinci yarısında. Oynadığımız bu maçlardan en azından birer puan alabilmeliydik. Fakat başaramadık, maçların hepsini kaybettik. Tabii ki çok belirleyici haftalar olacak. Özellikle direkt rakiplerimize karşı oynadığımız maçlarda göstereceğimiz performanslar belirleyici olacak. Ama bununla alakalı bir şey söylemek hem çok zor hem de herkes için, ligin ikinci yarısı her takım için çok zor geçecek. Takımlı en enerjili misin? Siyam Ben Yusuf. Takımın en komik Siyam Ben Yusuf. Takımlı en konuşanı. Okey. Mbaye ve Siyam Ben Yusuf. Takımlı en süslüsü Mbaye. Takımlı en yemek yeni Strahil Popov.